Var ya, uluslararası güçler mi var acaba? Bir, yani kim böyle hani eski başbakana yakın isimlerden Fethullahçılara, Kemalistlerden bilmem ne, nasıl bir koalisyonla karşı karşıya aklın durur. Ben çok bir şey de yok ortada. Kimsenin suçlandığı da yok. Bak ne demiş yazısında, ne demiş yazısında, bir okusana ne demiş. Dünkü Karar Gazetesi'nde yazdığı yazı, gel buraya. Fethullah Hoca Efendi mi demiş? Gel. Ne demiş? Dünkü Karar Gazetesi'nde 19 Ocak 2017 Karar Gazetesi'nde Etiyen Mahçupyan yazısı, yaklaş şuraya. Zaman Gazetesi'nden Agos'a geçmiş olduğum bilgisi de araya sıkıştırılmış. Yani okuyucularım gerizekalı olduğunu varsayan bir üst akıl, Gülen cemaatinin hem Hrant'ı öldürdüğüm hem de benim üzerimden Agos'u bla 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 bla. Gülen cemaatimi. Tabii. Gülen cemaatimi. Sen dua et ki Fethullah Gülen cemaatimi. Sen dua et ki Fethullah Gülen Hoca Efendi demedi. Sayın izleyicilerimizden özür dileyerek bir kez daha tekrarlayalım. Bu yazının kaleme alındığı tarih 19 Ocak 2017 ha. Tabii. 2008-2009 falan olur. Değil ayıp, yani. Ayıp olur. Devletin şu Gülen anda. Cemaatimi. Devletin kanını son dakika kadar mücadele ettiği, devletin bir çok büyük bir istiklal mücadelesi, tüm dünyaya karşı mücadele verirken içerideki en büyük ihaneti yapan ve bu ülkenin geleceğiyle ilgili belki de en tehlikeli, en kalleş, en adi saldırı yapan bu Gülen cemaat dedikleri kişinin aslında bir FETÖ, Fethullahçı terör örgütü. Çok ayıp ya. Çok adice sızan, böyle mikrop gibi vücuda yerleşip virüs gibi yayılan bir örgütün ismi döndü Gülen cemaati oldu ya. Ayrıca kimse kimseye. Biz de buna laf söyleyemiyoruz ya. Etiyen bana söyletmeyenlere de helal olsun. Bize söyletmeyeceksin. Söyleyemiyorsun ya. Niye söylemeyeceksin? Etiyen dediğin anda defans kardeşim başlıyor babacığım ya. Kim bu adam ya? Kim olduğunu bilmiyorum abi. Ama Etiyen dediğin anda defans başlıyor ya. Allah. Yani şu adam eline kalemi aldığı zaman çok saygın isimler hakkında eşcinsel imasında bulunacak kadar aşağıca yazıları kaleme alırken ağzını açmayanlar, burada bir kriminal vaka var ve bu vakayla ilgili olarak herkesin bilgisine görüşüne başvurulmuş fakat bu kadar ortalarda dolaşan bir isim hiçbir tahkikata konu edilmemiş diye sorduğun anda kıyameti koparıyorlar. Siz arkadaşlar, soruyorum, o çok saygın şahsiyetlerle ilgili olarak bu adamın eşcinsel iması içeren, sözüm ona rüya adı altında hakaretler ettiği, alçakça saldırılarda bulunduğu o yazıyla ilgili tek söz ettiniz mi ya? Ben çok merak ediyorum. Aradım bulamadım. Etiyen abi sen ne yaptın? O denecek laflar mıydı onlar? Dediniz mi hiç? Bu Etiyen abinizle ilgili bir şey söylediniz mi? Bu tarafla ilgili haberi de atlamayalım. Bunda son beyaz vereli devlet. Ha, hızlı geçelim burayı da. Tarafa tek bir laf etmeyen, o taraf ki 2000